Diyelim ki şöyle bir eşitsizliği çözmek istiyoruz. x kare artı 3x büyüktür 10. Bu eşitsizliği sağlayan tüm x'leri bulmak istiyoruz. İsterseniz videoyu duraklatıp biraz düşünün. Bir de ipucu vereyim. İfade üzerine sanki ikinci dereceden bir denklenmiş gibi oynayabilirsiniz. Dikkat! Ama en sonda yaptığımız değişikliklerin mantığını bir gözden geçirin. Çünkü buradaki mantık alışkın olduğunuzdan biraz farklı olabilir. Videoyu duraklatıp çözmeye çalıştığınızı varsayıyorum. İlk iş olarak eşitsizliği daha alışkın olduğumuz bir biçime sokalım. Mesela her iki taraftan da 10 çıkaralım. İki taraftan da 10 çıkardığımızda sol taraf şöyle olur. x kare artı 3x eksi 10 olur. Hala büyüktür. Her iki taraftan da aynı sayıyı çıkardığımızda eşitsizlik değişmez. Ama bu taraf artık 0. 10 eksi 10 eşittir 0. Bu biçime ikinci dereceden denklemlerden aşinayız, alışığız. Bu eşittir işareti olsaydı ifadeyi çarpanlarına ayırmayı denerdik. Yine çarpanlarına ayırmayı deneyelim, bakalım ne olacak. Çarpanlarına ayırmak için öyle iki sayı bulmalıyız ki çarpımları eksi 10, toplamları ise artı 3 versin. Bununla ilgili bir sürü alıştırma yaptık. Onun çarpanlarını düşünelim. 1, 2, 5 ve 10. 2 ile 5'ten sanki bir şeyler çıkar gibi. Değil mi? Çünkü farkları 3. Yani artı 5 ve eksi 2 işimizi görecektir. Artı 5 ve eksi 2. Çarpımları eksi 10, toplamları artı 3. O halde bu ifadeyi şöyle de yazabiliriz. x artı 5, sarıyla yazayım ki bu 5'in nereden geldiği anlaşılsın. x artı 5 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 2 büyüktür 0. Şimdi burada eşittir işareti olsaydı diyecektik ki bakalım bunu nasıl sıfıra eşitleyeceğiz. Bu iki terimden biri sıfıra eşit olmalı. Yani bu terimlerden herhangi bir tanesi sıfıra eşit olursa tüm ifade sıfıra eşit olur. Çünkü herhangi bir şeyi, herhangi bir değeri sıfırla çarparsak sıfır eder. Ama burada bir eşittir işareti yok. Burada büyüktür işareti var. Bakalım bunu nasıl çözeceğiz? Nasıl bir mantıkla çözebileceğiz? Biraz yana kayıyorum. Desem ki a ve b sayılarını, a ve b sayılarını birbiriyle çarpıyorum. a çarpı b. Ve yine desem ki bu çarpım sıfırdan büyük. a ve b'ye dair ne biliyor olurduk? İkisinin de aynı işaretli olması gerektiğini biliyoruz mesela. Ya ikisi de pozitif olacak çünkü artı çarpı pozitif çarpı pozitif pozitif bir sonuç verir ya da ikisi birden negatif olacak çünkü eksi ile eksinin çarpımı da pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür. Aynı bilgiye burada da sahibiz. Yani biliyoruz ki ya a sıfırdan büyük ve b de sıfırdan büyüktür. Yani ikisi de pozitiftir veya ikisi birden negatiftir. Yani a sıfırdan küçüktür ve b de sıfırdan küçüktür. Aynı mantığı buraya da uygulayabiliriz. x artı 5'e a diyelim, x eksi 2'ye de b diyelim. Eğer iki sayının çarpımı sıfırdan büyükse ya her iki sayı da pozitiftir veya her iki sayı da negatiftir. Şimdi yazalım. Bu ifadeye göre şöyle yazayım ya her iki ifade de pozitif olacak, yani x artı 5 büyüktür 0 olacak ve x eksi 2 büyüktür 0 olacak. Yani ya bu olacak ya da veya böyle yazayım veya da şu olacak. x artı 5, yani her ikisi birden negatif olacak. Yani x artı 5 küçüktür 0 ve x eksi 2 yine küçüktür 0 olacak. x eksi 2 küçüktür 0. Şimdi tüm bu eşitsizlikleri ayrı ayrı ele alalım. Şimdi bu tarafa bakalım. Her ikisi de pozitif olacak. Buradaki her iki ifade de pozitifse, x hakkında ne diyebiliriz? Bu eşitsizlikte her iki taraftan da 5 çıkarırsak şunları elde ederiz. x büyüktür. Eksi 5 bu eşitliğin her iki tarafına da 2 eklersek, x büyüktür 2 olur. Şimdi, x hem eksi 5'ten hem de 2'den büyükse, x için ne söylenebilir? 2'den büyük olan her x değeri zaten eksi 5'ten de büyük olacaktır. O halde burayı şöyle sadeleştirebiliriz. x büyüktür 2. Burası böyle komple bu anlama geliyor. Bunun anlamı şu, x büyüktür 2 demek. Çünkü çok açık, 2'den büyük her x sayısı, her x değeri bu eşitsizliği de sağlar. Dolayısıyla bunların her ikisi de doğru olmak zorunda. Mesela eksi 4. x büyüktür eksi 4 bu eşitsizliği sağlıyor ama bunu sağlamıyor. Dolayısıyla aradaki v ifadesi gerçeklenmiyor. İkisini birden, eksi 4 bunların ikisini birden sağlamıyor ikisini birden sağlamak için bunu sağlamak lazım. İkisini de sağlamak lazım. O halde bu taraf bu eşitsizliğe sadeleşti. Gelelim bu tarafa. x artı 5 küçüktür 0. Her iki taraftan 5 çıkarıyorum. x küçüktür eksi 5. Ve bu eşitliğin her iki tarafına 2 eklersem, eşitliğin her iki tarafına 2 ekledim. x küçüktür 2 oldu. Şimdi de x hem eksi 5'ten hem de 2'den küçükse, x hakkında ne diyebiliriz? x küçüktür eksi 5 diyebiliriz. Bu, o anlama geliyor. x eksi 5'ten küçük olmak zorunda. Eksi 5'ten küçükse otomatik olarak 2'den de küçük oluyor zaten. Ve unutmayalım arada bu veya var. İkinci dereceden bu eşitsizliğin çözüm kümesi işte bu. x büyüktür 2 veya x küçüktür eksi 5. Şimdi bu çözüm kümesini bir sayı doğrusunda gösterebiliriz. Sayı doğrumuz bu olsun. Burası 0 diyelim. Burası 1, 2, burası da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Eksi 5 burada. Yani ya x büyüktür 2 büyük eşittir değil, o yüzden içi boş bir nokta koyuyorum, buraya bir daire çiziyorum, içi boş bir daire. Yani ya x büyüktür 2 veya x küçüktür eksi 5 olacak. Küçük eşittir değil, o yüzden yine içi boş bir nokta, içi boş bir daire koyuyorum. Yani x bundan küçük de olabilir, mesela x eksi 6 olabilir, eksi 6 bu eşitsizliği sağlar. Yerine yazıp sağlamasını yapalım eksi 6'nın karesi 36 artı 36 artı eksi 18 eşittir 18 ki bu da 10'dan büyük. Veya mesela 3 de sağlar. Hemen deneyelim. 3'ün karesi 9 artı bir 9 daha yine 18 eder ki bu da 10'dan yine büyüktür. Umarım anladınız. Şahane.